Bırak çıksının değerli ekibi merhaba. Sezon 8 kupasını alıp alamayacağımızın belirleneceği maça hoş geldiniz. Son maç. Gene Roma düştü bu arada enteresan bir şekilde. Bakalım neler olacak. Ama hedef tabii ki bu maçı kazanıp sezon 8 kupasını kaldırmak ve daha sonra sezon 8'de sizlerden gelen takım önerileriyle yolumuza devam etmek. Evet, şimdi sol üst kanattan bindireceğim. Bruma ile güzel bir orta yapabilirsem Drogba'ya harika olacak ama maalesef Drogba'ya gelmiyor top. Defans etkili. Fakat yanlış bir pas var. Tekrar içeriye girebilirsem güzel bir pas açmak istiyorum içeriye doğru. Fakat maalesef oyuncumu bulmuyor. Evet, defans uzaklaştırdı. Evet, top tekrar bizde. Bu sefer sağ kanattan gitmeyi deneyeceğim. Eğer Schneider'e buldurabilirsem topu sağ alt kanattan güzel bir pas aradan içeriye doğru Drogba'ya gelirse, Drogba vurursa mükemmel vuruş ama ikinci de Schneider gol. Evet, kaleciden döndü. Çok olağanüstü bir gol olmadı ama Schneider bu arada koş forus koş yaparak sanıyorum bütün sahayı dolaşacak. Güzel bir bitirişle golü yakaladık. Evet, bu 7. dakikada gelen gol tabii ki güzel. Birazcık rahatlatacak. Evet, şimdi ara pası tekrar sol kanattan çok güzel bir pas. İyi kaçtı Yılmaz. İçeriye doğru güzel bir orta yapmaya çalışacağım ama şut denemesi de yapabilirim derken araya defans oyuncusu girdi. Çok kritik pozisyonu kaçık. Top tekrar bizde. Şimdi tekrar içeriye doğru vurabilirsem eğer kaleciden dönüyor. İnanılmaz iki gol kaçırdım. İnanılmaz. Evet, şimdi rakip oyuncu tabii bir gol bulması lazım beraberliği yakalamak için. Kritik bir pozisyon. Burada birebir yakalandık. Bunu vurdurmamam lazım. Allah'tan top yüksekten gitti. Etkili olamadılar. Evet, sınırsız pres devam ediyor. Bir gol daha bulabilirsem rahatlayacağım. Bu maç kritik. Bu maçı almam lazım. Aksi takdirde kupayı kaldıramayacağım. Şimdi uzaktan bir şut denemesi de maalesef olmadı. Güzel vurdu aslında ama yukarıdan biraz dışarı çıktı. Şimdi kanatlardan tekrar Schneider'la içeriye Drogba ile buluşturmaya çalışacağım. Bu sefer yakalayamadı maalesef. Drogba uzun boylu harika bir oyuncu. Ama bu sefer yetişemedi. Defans etkili. Şimdi rakip için çok kritik bir pozisyon. Bunu yememem lazım. Allah'tan erken vurdu. Büyük hata. Kaleciyi çıkarıp çıkarmamakta tereddüt ettim ama neyse ki erken vurdu. Şimdi korneri hemen uzaklaştırmam lazım. Bu da gene çok pasif bir vuruş. Güzel. İstediklerini yapıyor. Rakip oyuncusu istediklerimi yapıyor. Güzel pas hataları var. Gene bir pas hatası. Şimdi Drogba'dan Yılmaz'a doğru bir güzel orta yapabilirsem. Evet, çok güzel ama yetişemiyorum. Kritik bir pozisyon. Evet, topu gene benim yarı sahamda kaptırdılar. Drogba'ya bir ara pas. Drogba dönüşe. Schneider'ı görebilirsen aynı şekilde. Harika bir pas. Schneider bunu atabilir mi? Schneider mükemmel bir gol atıyor. Gerçekten içinde biraz şüphe vardı. Olabilir mi acaba diye ama evet, gösterdiği kadar var. Gerçekten harika vurdu ve güzel bir gol oldu. 2-0. Güzel, istediğim gibi ilerliyor. Roma'daki oyuncular gördüğünüz gibi tedirgin ve üzgün. Evet, benim yerim tam da şimdi bir takıcı kullandı rakip oyuncu. İçeriye doğru girdirmemem lazım. Bunlar kritik pozisyonlar. Offside verdi sanıyorum. Evet, offside. Evet, topu ileriye doğru Drogba'ya ulaştı. Orada alabilirim. Drogba onu kurtardı. Gerçekten 2'ye 1 pozisyon. Bunu atmamız lazım. Aşağı Schneider'a ver Schneider. Schneider hat-trick yapıyor. Tam görmek istediğim tablolar bunlar. Schneider hat-trick yapıyor. 3-0 öndeyim. Roma hezimete uğramış vaziyette. Evet, maç bizim için artık çok kolay ve daha rahat oynayabileceğimiz bir hal kazanıyor ekip. Evet, Drogba'yı tekrar ara pasıyla pozisyon yaratmaya çalışıyorum ama defans bu sefer etkili. İki kişi sıkıştırdılar ve topu kaybettim. Baskı yaparsam belki bir hata ortaya çıkar. Burada alabilmem. Evet, tekrar topu kazanıyoruz. Bruma ile Schneider tarafına doğru. Schneider 4. gol atar mı? Kaleci bu sefer etkili. Schneider maalesef 4. gol atamadı ama şimdi korneri onunla kullanacağım tekrar içeride. Drogba ile buluşturmayı hedefliyorum. Drogba'ya gelir mi gene? Defans kurtarıyor. Uzaktan bir şut denemesi yapabilir miyiz İnan'la? Kaleci tekrar kurtardı ve topu uzaklaştırıyorlar. Fakat top tekrar bende ama yanlış bir pas hatası yapıyorum ve top dışarıda. Evet, baskım giderek artıyor. Bu güzel. Çok fazla pozisyon vermiyorum. Tam yapmak istediğim şeyler aslında bunlar. Şimdi tekrar bir pozisyon bulabilir miyim içeride? Biraz zor bir pas oldu ama vuruş güzel. Kaleciden dönen topu ama offside. Evet, maalesef offside. Golü kabul etmiyorlar.
Evet, tekrar sol kanattan Bruma ile harika pas İnan'a. İnan içeriye girip düzgün bir şut çekebilirse bu gol olabilir mi? 4-0 bitirebilir miyim? Maalesef olmuyor, kaleci etkili. Korner kullanacağız. Tekrar Schneider'la korneri içeriye doğru yollamaya çalışacağım. Eğer 45 dakika bitmeden 4-0 olursa çok rahat. Derken maalesef Drogba bu golü atamıyor. Evet, hakemin düdüğüyle beraber ilk yarı sona eriyor. 3-0 harika bir skor. Tam görmek istediğim bir skor. Eğer bir aksilik olmazsa kupayı beraber kaldırıyoruz ekip. Evet, Schneider'ın hat-trick ilk yarısından sonra çok rahat bir şekilde ikinci yarıya başlıyorum. Çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece kupa bizim. Sadece birazcık daha temkinli oynayıp tabii ki rakibe pozisyon vermemeye çalışacağım. Ama bu arada bir gol daha bulursak neden skoru daha da ilerletmeyelim, daha da artmayalım. Şimdi güzel pozisyon bulmaya çalışıyorum içeriye. Eğer düzgün bir pas verebilirsem, maalesef defans son anda araya girip topu kurtarıyor. Şimdi top tekrar bende. İçeriye oynamaya çalışacağım. Güzel bir araya pas. Buradan içeriye güzel bir orta yapabilirsek. Vurur mu? Vurmadı. Şimdi tekrar top bende ama tam tutamadım. Ayağımdan biraz kaydı. O kaymasa da güzel bir şut pozisyonu olabilirdi. Evet, şimdi rakip etkili. Defansa topu çıkardılar ve bir kontrol atak yapma hazırlığı içindeler anladığım kadarıyla. Orada topu nasıl çevirdi tam anlayamadım. Pas verdi kendi kendine. Bunu kurtarmam lazım. Son anda müdahale. Çok kritikti. Atak devam edecek ama topu yakalarsam harika bir pozisyon. Evet, Bruma ile tekrar yakaladık. Şimdi içeriye doğru. İnanılmaz bir hızı. Ama ayağında kontrol edemedi Schneider maalesef. Devam edemedim. Rakip oyuncular taş atışı kullanacaklar. Bu arada rakip oyuncuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Normalde bu tür skorlar alındığı zaman genelde oyundan oyuncular çıkıyor. Fakat bu oyuncu gerçekten devam ediyor. Herhangi bir oyundan bağlantısını kesme vesaire gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu gerçekten takdir edilesi bir durum. Çünkü sonuçta eğer bir oyun oynuyorsanız, kaybetseniz bile bence sonuna kadar oynamak kritik ve önemli bir şey. Sonuçta her zaman kazanacaksınız diye bir şey yok. Ben şahsen hiçbir oyunumu, skor ne olursa olsun, terk etmiyorum. Oynamaya devam ediyorum. Şimdi tekrar güzel bir pas. Eğer Schneider oradan, ama maalesef yoruldu sanıyorum. Artık eskisi kadar hızlı koşamıyor. Pozisyonlarda biraz etkisiz olmaya başladı. Evet, şimdi rakip oyuncudan ters hareket. Top önümde kaldı. Tekrar üçgen L1 ile güzel bir ara pası vermeye çalışacağım. Schneider harika pozisyon. Bunu artık atabilirsin. Maalesef bunu atamadık. Schneider etkisiz vurdu. Şimdi orta saha tarafından bindirmeye çalışacağım. Tekrar bir ara pası. Drogba ile çok güzel buluştu top. Drogba ortak, onu at ne olursun. Ve gol. 4-0. 3 Schneider, 1 Drogba. Resmen bir şiir. Bir Türk şiiri oldu Roma'ya gönderdiğimiz. Harika goller, harika oyun ve kupa %99 bizim ekip. Evet, 4-0 olmasına rağmen rakip hala çıkmadı. Saygım sonsuz bu tür oyunculara karşı. Gerçekten çok iyi, hoş duygular besliyorum ama 5. golü atmam engeldi. Şimdi 5. gol için Schneider'den bir orta gelir mi? Olmadı. Şimdi tekrar kafayla gol olur mu? Direkten döndü. 5-0'a çok yaklaşmıştık. Ama maalesef olmadı. Evet, rakip kontratağa çıktı. Şeref golü için bir şans yakaladılar. Burada topu vurdurmamam lazım. Ama Çedo son anda topu rahat bir şekilde kurtarıyor. Ve atağı engelliyoruz. Şimdi bizim için bir kontratak şansı. Tekrar gene ara pasıyla harika bir pozisyon. Yılmaz'a doğru. Yılmaz, bunu at artık. Bütün golleri kaçırdın Yılmaz. Bütün golleri kaçırdın. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Evet, artık maçın son dakikaları. Orada 3 kişinin arasına girdi rakip oyuncu. Topu kurtarması zor. Birazcık topu çevireceğim ve maçın bitmesini bekleyeceğim. Bu saatten sonra çok fazla bastırmaya da gerek yok. Risk almaya da gerek yok. Zaten çok net bir skor. Çok düzgün bir skor. Kupa bizim ekip. Bırak çıksın. Sezon 8 kupasını ekibiyle beraber kutlayacak. Evet, gördüğünüz gibi oyuncular çok mutlu. Schneider ve Drogba. Resmen harika bir oyun çıkardılar. Romalı oyuncular ise maalesef üzgün. Galatasaraylı oyuncular tabii ki çok keyifli ve çok mutlu. Bu akşam hepsini Reyna'da bulabilirsiniz kupa kutlamaları için. Evet, şimdi taraftarlara güzel bir sevgi gösterisi ve teşekkür.
Yorumlarınıza ve önerilerinize, mesajlarınıza çok önem veriyorum. Lütfen bunları paylaşmaya devam edin. Ve şimdi ekiple beraber, yani sizinle beraber kupa kutlamalarına katılıyoruz. Sezon 8 kupası, bırak çıksın ekibinin.